Merhaba. Uzun zamandır yapmak istediğim bir video ile karşınızdayım. 26 yıl yaklaşık 10 ay kadar dünya üzerinde olan birisi olarak şu ana kadar izlediğim tüm dizileri sayacağım ve puanlayacağım ve sıralayacağım. Bu videonun geri planı biraz zor oldu şu ana kadar izlediğim tüm dizileri bulmak. İlla ki unuttuğum, aradan kaçanlar vesaire vardır ama doğru bir liste çıkardım düşünüyorum. %2'lik falan bir şaşma oranı koyuyorum. Toplamda tam 200 tane dizi var. Bunlardan bir 10 tanesinin ilk sezonunu tamamlamadığım için onları sıralamaya katmıyorum. Westworld, Person of Interest, Touch, Veep, The Society, Six Feet Under, Russian Doll ve The Office üzülerek bu listede. Aralarından sadece Office'i izleyip bitirmek istiyorum. Çünkü gerçekten yani hayattaki amacım bu. Office'i izleyip bitirmek. Office'le ilgili her şeyi biliyorum. Tüm komik sahneleri biliyorum. Jim'le Pam'in tüm geçmişinin her şeyini biliyorum. Ama ilk sezonda Michael'a cringe olmaktan gerçekten izleyemiyordum. Yani çok kötü oluyorum izlerken, dayanamıyorum. İleride daha azaldığını söylüyor insanlar. Bilmiyorum, bir gün başaracağım. Office bence harika bir dizi, eminim buna ama ben bir türlü izleyemiyorum senelerdir. Bunları çıkarttığımızda 190 tane dizi var elimde. En az bir sezonunu izlediğim. Bu sıralama birilerinin canını sıkabilir ve sinirlendirebilir. Çünkü yani sonuçta çok yüksek sıralara koymadığım çok iyi diziler de var. Ama ben bu sıralamayı tamamen o diziye karşı olan sevgime göre yaptım. Sonuçta dünya üzerinde bir diziyi seven bir insan bile varsa o diziyi iyi yapmak için yeterlidir bence. O yüzden lütfen kişisel algılamayın. Siz izlediğiniz diziler değilsiniz. O zaman 190. sıradaki diziyle başlıyoruz. Insatiable. 0. Hayatımda izlediğim en kötü dizi. Sonuçta dünya üzerinde bir diziyi seven bir insan bile varsa Iron Fist. 0,1. Shadowhunters 0,2. The Big Bang Theory 1. Bu konuda bana kızanlar elbette olacaktır ama gerçekten yapabileceğim hiçbir şey yok. Sevmiyorum. Gerçekten sevemiyorum. Hellcats 1,1. Camelot 1,2. Faking It 1,3. Zoo 1,4. The Lying Game 1,5. Nashville 1,6. Santa Clarita Diet 1,7. Scream Queens 1,8. Riverdale 1,9. İzledim bayağı 3 sezon falan ama izlememin tek sebebi bırakamamamdı yani. Diziye karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Beauty and the Beast 1,9. Young and Hungry 2. The Mick 2,1. Younger 2,2. I Am Not Okay With This 2,2. Girls 2,2. Bu da çok sevilen ve benim asla sevmediğim bir dizi. Happy Endings 2,3. Drop Dead Diva 2,3. Bu dizinin tüm sezonlarını izledim ve gerçekten korkunç kötü bir diziydi ama tüm sezonlarını izledim ve pişman da değilim ama 2,3. Castle 2,3. Blue Mountain State 2,3. Smallville 2,4. Revenge 2,4. Elite 2,5. Selfie 2,7. The Nanny 2,9. Bu da Dadı'nın orijinal versiyonu. Being Human ama Amerikan versiyonunu izledim sadece. 2,9. Supergirl 2,9. Switched at Birth 3. About a Boy dizi versiyonu 3. Film versiyonu 15 falan. Çok severim. Kyle XY 3,1. Two and a Half Men 3,2. Daybreak 3,2. The Secret Circle 3,2. Modern Family 3,3. Dead to Me 3,3. Life Unexpected 3,4. Defenders 3,4. Chilling Adventures of Sabrina 3,4. Yani izliyorum ama eksikliğini hissetmem hayatımda. Aynen, bak bu çok iyi. Eksikliğini ne kadar hissederim ben bu dizinin hayatımda. Müthiş, tamamdır. Adını buldum bu puanlamanın. The Mindy Project 3,5. Queer as Folk 3,5. Mr. Robot 3,5. İnsanların neden bu kadar bayıldığını anlamadığım bir dizi. Daha bence klişe ötesi klişe. Altered Carbon 3,5. Arrow 3,6. Çok daha iyi bir dizi olabilirdi ama. Unbreakable Kimmy Schmidt 3,7. Merhaba, edit yapıyorum. Listede çok fazla dizi olduğu için ve telefonum çok küçük olduğu için bazı dizileri atlamışım istemeden. Ara ara girip o eksikleri doldurabilirim. New Girl'ı atlamışım. Puanı 3,7. Stitchers 3,8. Ben bu diziyi anlamsız bir şekilde seviyorum. Yani çok iyi bir dizi değil. Ama bence konusu güzel. Başroldeki kadına gıcık olsam da başroldeki erkek bayağı tatlı. Homeland 3,8. Childhood's End 3,8. Skins 3,9. Ki bu puan da sırf ilk jenerasyonların hatırına yani. Yine de çok sevdiğim bir dizi değil. House 3,9. American Gods 3,9. Gerçekten
Linç yiyecekmiş gibi hissediyorum. Gossip Girl 4. Yani American Gods Gossip Girl'dan daha aşağıda, anladınız mı? Videoyu tam şu noktada kapatabilirsiniz. Gerçekten hakkınızdır yani. Cursed 4. The Magicians 4,1. The Following 4,1. Moonlight 4,2. Derry Girls 4,2. Wilfred 4,3. Masters of Sex 4,3. House of Cards 4,3. Ceyhun beni boşayacak. Ghost Whisperer 4,4. House of Cards'ın üstünde nasıl? The Originals 4,5. The Flash 4,5. My Mad Fat Diary 4,5. The New Adventures of Old Christine 4,6. How I Met Your Mother 4,6. Save Me 4,7. Grey's Anatomy 4,7. Bence doktorlar Grey's Anatomy'den daha iyiydi. Two Broke Girls 4,7. Unorthodox 4,8. 13 Reasons Why 4,8. Witches of the East End 4,9. Keşke bu dizi iptal edilmeseydi. Messiah 4,9. Ceyhun beni boşayacak moment 2. Bates Motel 4,9. Sex Education 5. Desperate Housewives'ı görmemişim. Puanı 5. How to Get Away with Murder 5. Samantha Who 5,1. La Casa de Papel 5,1. Awkward 5,1. The Vampire Diaries 5,2. Sex and the City 5,2. %3 5,2. The Carrie Diaries 5,5. Good Omens 5,5. Dexter 5,5. Better Call Saul 5,6. iZombie 5,7. 100. sırada iZombie varmış. 100. sıraya keşke The 100'ü koysaydı. Once Upon a Time 5,7. Glow 5,8. Hannibal 5,8. Supergatory 5,9. Pretty Little Liars 5,9. Jane by Design 5,9. The Walking Dead 6. Scam 6. Atypical 6. Stranger Things 6,1. Ya Stranger Things'i izliyorum. İzlerken okey akıyor ama galiba herkes izlediği için izliyorum ben bu diziyi. Böyle geri kalmamak için bir şeylerden. Çok nötrüm yani bu diziye. Make It or Break It 6,1. Bu dizinin bir şekilde bir linkini, torrentini falan bulabilen olursa bana lütfen iletsin. Ben bu diziyi hiçbir yerde bulamıyorum. Teşekkürler. Prison Break 6,2. Merlin 6,2. Heroes Reborn 6,2. Bu Heroes'un sonradan çıkan versiyonu. Revolution 6,3. Yine iptal edilen ama potansiyeli olan bir dizi. Emma 6,3. Ten Things I Hate About You dizi versiyonu 6,3. Tatlıydı bayağı. Snowpiercer güncel bir dizi 6,4. Agents of S.H.I.E.L.D. 6,4. Teen Wolf 6,5. Bence çok daha yüksek olabilirdi puanı ama hem başı hem sonu kötüydü. Arada çok güzel sezonlar var. O yüzden. Suits 6,5. Selfmade 6,5. Glee 6,6. Bunu sorgulamayın. Glee'yi en çok seven kişiler aynı zamanda en çok nefret eden kişilerdir o yüzden. Spinning Out 6,7. Terminator The Sarah Connor Chronicles ya da Terminator 6,8. Heart of Dixie çok severim 6,8. American Horror Story 6,8. The IT Crowd 6,9. Dirk Gently's Holistic Detective Agency 6,9. Shameless Amerikan versiyonu 7. The 100 7,1. Bence güzel bir yere yerleştirdim The 100'ı. Hemen üstünde Breaking Bad var. 7,2. Öyle bir yere yerleştirdim The 100'ı. Black Mirror 7,3. Smash 7,3. The Handmaid's Tale 7,4. Girl Boss 7,4. Game of Thrones 7,5. Daha çok düşürmediğime dua etsin. Afterlife 7,5. Bence bu dizi çok daha yüksek bir puanı hak ediyor ama benim kişisel sorunlarımı çok fazla tetiklediği için ikinci sezonu izleyemedim ve izleyemiyorum yani kötü yapıyor beni dizi. O yüzden bu da. True Detective 7,6. The Assassination of Gianni Versace 7,6. Orange is the New Black 7,6. Chernobyl 7,6. The OA 7,8. Artık bundan sonrası hep gerçekten çok sevdiğim diziler. Aslında bundan öncesi de. Yok bundan sonrası. Tam şu sıralar. Broadchurch 7,8. Love, Death and Robots 7,9. A Series of Unfortunate Events 7,9. Esrarengiz Kasaba 8. Supernatural 8. Supernatural'ı bitirmedim ama çok tadında bıraktığımı düşünüyorum ve çok sevdiğim bir dizi. O yüzden Jessica Jones 8. Ve Full House'da 8. The Umbrella Academy 8,1. Şemsiye Akademisi
The Witcher 8,2. Ben beğendim. One Tree Hill 8,2. Mindhunter 8,2. Yani birbirinin ardında olan diziler o kadar farklı ki. Zoe's Extraordinary Playlist 8,3. En son izlediğim dizilerden birisi bu ve bu kadar yukarılara çıkması gerçekten güzel bence, tatlı. That 70's Show 8,3. Sherlock 8,3. Rick and Morty 8,4. Brooklyn Nine-Nine 8,4. Black Books 8,5. Lost 8,6. Don't Trust the Bitch in Apartment 23 8,6. Daredevil 8,6. BoJack Horseman 8,6. BoJack Horseman'a yaklaşık böyle bir sene falan düzenli bir şekilde terapiye gittikten sonra devam edeceğim. Şu anda psikolojim kaldırmıyor ama gerçekten çok iyi bir dizi. Orphan Black 8,7. Doctor Who 8,7. Da Vinci's Demons 8,7. True Blood 8,8. Pushing Daisies 8,8. Misfits 8,8. Avatar The Last Airbender 8,8. Chuck 8,8. Crashing 8,9. Phoebe Waller-Bridge hype'ı hala devam ettiği için içimde. Belki bir hak ettiğinden biraz fazla puan vermiş olabilirim. Death Note 8,9. Legend of Korra 8,9. The OC 8,9. Heroes 8,9. Fringe 8,9. Fringe de çok güzel dizi ama bazen gerçekten çok fazla filler bölümü yapıyorlardı. Ve tabii onlar da haklı şimdi. Kaç tane bölüm yapmak zorundalar. Eskiden diziler böyle 10 bölüm değildi bir sezonu. Ama bilmiyorum. Friends de 8,9. Bunların hepsi gerçekten aşırı sevdiğim diziler ama çok sevdiğim çok fazla dizi var. O yüzden o kadar aşağılarda. Black Sails 9. Hayatımda izlediğim en değerli toplu, en güzel dizilerden birisi. Outlander 9. The Good Place 9,1. Özellikle son sezonuyla gerçekten çok düşündüren bir komedi dizisi olduğunu düşünüyorum Good Place. Beni o kadar çok düşünmeye teşvik etti ve o kadar güzel alt metinleri vardı ki özellikle son sezonun. Bir sürü zor zamanımı atlatmaya yardım etti diyebilirim. Gilmore Girls A Year in the Life 9,2. Parks and Recreation 9,3. Çok fazla yorum yapmama gerek yok gerçekten. İzlerken gülme krizine girdiğimi hatırlıyorum Ceyhun'la beraber. Her dizi başaramaz bunu. Scrubs 9,4. Veronica Mars 9,4. Mozart in the Jungle 9,5. Crazy Ex-Girlfriend 9,5. This Is Us 9,6. Ve ilk 10'a geldik. Bu sıralamalar çok katı değil ve sürekli değişebilir. Bunu göz önünde bulunduralım. Bence herkes de öyledir. 10. sırada The Boys var. 9,7 verdim. Yeni sezonu da başladı ve çok güzel başladı bence. Sense8 9,7. Sense8'i yıllar önce kanalımda önermiştim zaten. The Newsroom var 8. sırada. 9,8 puanı. The Newsroom bitirildiğine en sinirlendiğim dizilerden birisiydi. Fleabag 9,8. Ne kadar çok yeni dizi var ilk onunda ya. Belki de taze olduğu için dizileri. Fleabag çok yenilikçi bir dizi. Phoebe Waller-Bridge başımıza gelmiş en güzel şeylerden birisi bence son yıllarda. O yüzden 7. sıraya koydum Fleabag'i. 6. sırada Gilmore Girls var. Puanı da 9,9. Gayet iyi bir puan. Üzerine çok konuşmaya gerek yok. 5. sırada Freaks and Geeks. 9,9. Şimdi Ceyhun'la Freaks and Geeks'i tekrar izliyorum. Yani onu izletiyorum. Ceyhun sürekli diyor ki sen bana şaka yapıyorsun değil mi? Hani bu dizi 18 bölüm değil. Bu dizinin daha 3-4 sezon, 5 sezon devamı var. Ve sen bana söylemiyorsun değil mi diyor. 4. sırada Marvelous Mrs. Maisel var. Puanı da 9,9. Şu an bu ilk 5'imdeki, 10'umdaki dizileri zaten yüzlerce defa övmüşümdür size. Benden mutlaka daha önce duymuşsunuzdur. O yüzden çok uzatmak istemiyorum. Ama Marvelous Mrs. Maisel gerçekten mükemmel bir dizi ya. Mükemmel bir dizi. Geldik ilk 3'e. Tahmin etmesi çok zor olmayacaktır. 3'ünün de puanı 10 ve 3'ü de gerçekten ağzına sakız ettiğim diziler. 3. sıraya Community koydum. Puanı 10. 2. sırada Buffy the Vampire Slayer var. Onun da puanı 10. Ve ilk sırada muhtemelen benim kadar seven kimsenin olmadığı, bence gelmiş geçmiş en iyi dizilerden birisi olan Firefly var. Yani ilk üçümüzde bir adet bilim kurgu, bir adet fantastik slash gençlik slash dram bilmiyorum. Ve bir adet de komedi dizisi var. Bence gayet iyi bir dağılım. İlk 3 için. Benim şu ana kadar izlediğim tüm diziler bunlardı. Aslında daha çok çıkmasını bekliyordum sayının. Ama şimdi düşününce eskiden diziler çok daha uzundu. Gerek sezon olarak, gerek süre olarak, gerekse sezon içerisindeki bölüm sayısı olarak. O yüzden düşününce evet mantıklı. Bir bölüm açıp kapattığım
dizileri buraya koymadım bile. Türk dizilerini koymadım, Kore dizilerini koymadım. Çizgi filmleri koymadım. Böyle daha yetişkin çizgi filmi sayılanları koydum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sıralamam sizi sinirlendirdi mi? Sizi sinirlendirdi mi bilmem ama Ceyhun'u bayağı sinirlendirdi sabah. Mesela ya bu kadar mı puan verdi falan diyordu. Yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten bu dizi hayatımda olması eksikliğini ne kadar hissederdim puanlamamdan çok memnunum. Siz de aşağıda fikirlerinizi belirtirseniz, izlediğiniz mesela en sevdiğiniz 20 diziyi aşağıya yazabilirseniz, bir takım konular hakkında konuşabilirsek çok sevinirim. Artık dizi zevkimi biliyorsunuz. Siz benden bir şeyler öğrendiğiniz gibi ben de sizlerden bir şeyler öğreniyorum. Bu listeye göre bana mesela yeni dizi ne önerebilirsiniz? Bunları da duymayı çok isterim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Böyle ben olsam mesela böyle bir video açsam kilitlenir izlerdim büyük ihtimalle. Umarım siz de kilitlenmişsinizdir. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.